iddialı dizi ve programların adresi ATV'de birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarla karşınızdayız. İşte sizleri bekleyenler. Farklı hikayesiyle dikkat çeken Sevmek Zamanı'nın ilk bölümünü düzenlenen özel galada yapımın ekibiyle izledik. Oyuncularla heyecanlarını paylaştık. Ben 130 dakikadır hiçbir yere gitmedim. Koltukta mahkeme oturdum, izledim. Ben ilk defa görüyorum. Hiç monitörden de izlemedim kendimi. Çok heyecanlıydık. Yani heyecanımızın karşılığını çok güzel bulduk izlediğimizde. Ben çok heyecanlıyım. Keşke ikiyi de izlesek falan diye düşündüm yani arkasından. Sevmek Zamanı'nın en etkileyici, en duygusal sahnelerinde neler yaşandı? Çok etkilendim ve gözümü ayıramadım. Nefes almayı unutmuşum diye kendime geldiğim bir an oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'na ekip arkadaşlarından doğum günü sürprizi. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu'ndan samimi açıklamalar. Bize çok iyi geliyor. Leyla'mız da o anlamda bize tabii çok iyi geldi. Onların da bir insan evladı olduğu daha çabuk aklınıza geliyor. İlk bölümüyle izleyiciyle buluşan içimizdeki ateşin genç ve yetenekli oyuncularından yapımla ilgili merak uyandıran çarpıcı açıklamalar. Hayaller kuruyoruz. Hayallerimizin peşine gitmek istiyoruz. Aşk oluyor, mutluluk oluyor, üzüntü oluyor. Bilmedikleri yollara giriyorlar. Ege sayesinde de eğlenecekler diyeyim. Ceren Benderlioğlu için içimizdeki ateşi çekici kılan taraf 17-25 yaş aralığında hayatı tutunmak çok zordur. Burak Semiş'ten hikayenin duygusal tarafı hakkında yorumlar. Karakteri yüzünden ne yazık ki ilişkilerini de zedeleyebilecek duruma kadar geliyor bu durum. Kardeşlerimin başarılı oyuncusu Berk Ali Çatal'la karakteri Tolga'yı çekiştirdik. Değişik bir algısı var yani onun. Hani her konuda güveniyor, onu bilmiyor. En çok sevdiğim şey yani. Kardeşlerimin kötü çocuğu Tolga, Süsen hakkında ne düşünüyor? İlk başta geldiğinde de öyleydi yani. İlk başta geldiğinde ilk göz kırpması Süsen'e. Keyifli röportajımızı kaçırmayın. Yaz ekranının duygusal macerası Gül Masalı'nın setinde yapımın başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca ile karakterleri Gonca ve Toprağa konuştuk. Gördüğü insanı gülümsetmek isteyen biri. Kendiliğinden olan bir şey. Yani onun farklı bir enerjisi var. Bence büyü gibi, sihir gibi bir şey. Kendi masalımı çekiyorum. Gül Masalı'nın yetenekli oyuncuları Zehra Yılmaz ve Sarp Can Köroğlu'ndan gelecek günler tüyoları. Sadece aşk için gelecek bir kız değil. Aşık erkeğin neler yapabileceğiyle ilgili sahneler izleyeceğiz. Hepsi birazdan Dizi TV'de. Uzun zamandır heyecanla beklenen ATV ekranının yeni dizisi Sevmek Zamanı geçtiğimiz salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Pardon, kısak mendilinizi alın. Yok abi. Ben de var istersen. Sevmek Zamanı ekibi yapımı düzenlenen galada birlikte izlediler. Hoş geldiniz. Son sahnenin ardından yüzlerde tebessüm ve gurur vardı. De bu özel günde ekibi yalnız bırakmadık ve yapımın başarılı oyuncularıyla duygularını paylaştık. Ben ilk defa görüyorum, hiç monitörden de izlemedim kendimi. Biz bir hayal kurduk hep beraber bunun aylar öncesinde. O hayal böyle yavaş yavaş şekillendi, vücut buldu, bu hale geldi. Umarım seyircimiz de aynı hayale bizim kadar inanır. Yani çok bekledik. Ben 130 dakikadır hiçbir yere gitmedim. Koltukta mahkeme oturdum, izledim. Yani bilmiyorum, iyi hissediyorum. Yani böyle çok, yani çok heyecanlıyım, inanılmaz. Daha önce yani öncesinde röportaj verirken çok daha rahat oluyor insan ama böyle izledikten sonra şimdi gerisi artık izleyenlerin takdirine kalmış herhalde. İlk izlemeden öncesinde de biz sizinle röportaj yapmıştık. O röportajda gerçekten daha da rahatınız ama şu an... Ben değilim değil mi? Önce bir ilkini izleyelim falan diyordum ama...
İzledik işte, artık bakalım yani, göreceğiz. İnşallah beğenilmiştir, sevilmiştir. Küçükken sevineceğimiz çok şey vardı ama üzüldüğümüz şeyler daha büyüktü. Öyle zamanlarda Muhsin Baba bizi buraya getirirdi. Sen de beni buraya getirdin öyle mi? Bir kez olsun üzgünken değil de çok mutlu olduğun için gelmek istedim. Yani bir Galata Kulesi olmasam da ben de gözlerimle seviyorum, ne yapayım? İyi tamam, dağıtma dikkatimi. Aylardır emek verdikleri diziyi görmek için gün sayan oyuncular çıkan iş karşısında oldukça mutlular. Bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Bütün görüntü yönetmenimizi, ekip arkadaşlarımı, set arkadaşlarımı, sevgili yapımcımızı, kanalımızı, herkesi tebrik ederim. Harikulade bir iş çıkarmışlar. Yani az önce izledik, az önce bitti. Çok çok heyecanlıydık. Yani heyecanımızın karşılığını çok güzel bulduk izlediğimizde. Umarım seyircimiz de bulmuştur. Kamera önünde, kamera arkasındaki bütün arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Çok güzel bir iş olmuş. İnsan gerçekten yaptığı işi böyle izleyince de çok daha mutlu oluyor. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok güzel bir iş çıkarmışız gerçekten. Umarım seyircimize de bu ulaşır. Çok heyecanlıyım. Hikayeyi okuduğumdan beri, senaryo okuduğum günden beri çok heyecanlıyım. Bugün de seyircinin takdirine bıraktığımız bir gün. Canlı kanlı görmek, bütün karakterleri izlemek çok keyifliydi. Genel olarak işi çok beğendim. Hocalarımız çok güzel iş çıkardılar. Oyuncu arkadaşlarımız, herkes. Ya gerçekten çok güzel olmuş. Çok mutluyum. Tamam abi. Ne tamam ya, adam bize hakaret ediyor, susup oturacak mıyız? Ömerciğim tamam. Adam ölmüş, anama babama laf ediyor ya. Ölmüş mü? Dalga mı geçiyorsun sen bir de be? Ya dalga mı geçiyorsun ya? Ömer! Ya kaza çıkacak. İnsanlar seçimleriyle, fikirleriyle ama en çok da yüreğiyle tartılır. Biz içine doğacağımız aileyi kendimiz seçmedik. Ama siz bu kadar kör kalmayı, bu kadar cahil olmayı kendiniz seçmişsiniz. Eğer böyle olmasaydınız, beni annemin hatasıyla yargılamak yerine bu yaşa kadar alnımın akıyla geldiğim için beni takdir ederdiniz. Hocan dediğini yaptı diyelim. Şahit oldum. Eline ne geçecek? Ben söyleyeyim. Hiçbir şey. Üstüne bir de işsiz kalacağım. Sevmek zamanı etkileyici sahneleriyle zaman zaman oyunculara duygusal anlar yaşattı. Etkilendim, duygulandım, gözlerim doldu. Diğer arkadaşlarımın sahnelerinde de çok etkilendim ve gözümü ayıramadım. Bir sahnede nefes almayı unutmuşum diye kendime geldiğim bir an oldu. Ömer'in sahnelerinden çok etkilendim. Yani lise sahnesinde çok evet oldu üzüldüğüm anlar. İnandığım küçük bir hayatım vardı ya benim. Kale gibi sapasağlamdı. Kapı gibi duruyordu arkamda. Döndüm baktım kartondanmış meğer. Bir yalan yetti ya. Bir yalan yetti ya yıkılmasına. Aramızda hiç sır olsun istemiyorum. Senden gizli saklı hiçbir şeyim olsun istemiyorum. Kaan ve Firuze'nin yollarının kesişmesiyle başlayan macera, hikayedeki derinlikli karakterlerle bizi her bölüm merak uyandıran bir dünyaya, yolculuğa çıkaracak. Güzel olmuş, etkilendim. Yani şu anda dediğim gibi bayağı bir duygu şeklinde izledim. Güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah uzun soluklu olur. Vallahi çok heyecanlıydık. Çok güzel görünüyordu. Renkler çok güzel görünüyordu. Oyunculuklar çok güzel görünüyordu. Hikayemiz de çok sağlam. Daha ikinci bölümde neler olacak bir bilseniz. Ben çok heyecanlıyım. Keşke ikiyi de izlesek falan diye düşündüm yani arkasından. İlk bölümüyle izleyiciyle buluşan içimizdeki ateşin genç ve yetenekli oyuncularından yapımla ilgili merak uyandıran çarpıcı açıklamalar. Hayaller kuruyoruz, hayallerimizin peşine gitmek istiyoruz. Aşk oluyor, mutluluk oluyor, üzüntü oluyor. Bilmedikleri yollara giriyorlar. Ege sayesinde de eğlenecekler diyeyim. Ceren Benderlioğlu için içimizdeki ateşi çekici kılan taraf 17-25 yaş aralığında hayatı tutunmak çok zordur. Benim o dönemim gerçekten böyle bir farklıydı. Burak Sevinç'ten hikayenin duygusal tarafı hakkında yorumlar. Karakteri yüzünden ne yazık ki ilişkilerini de zedeleyebilecek duruma kadar geliyor bu durum. Birazdan Dizi TV'de. Dizi TV'de
de şimdi ekranların fenomen genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in stüdyosuna uzanıyoruz. Yarışmanın başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde yeni yaşına merhaba dedi. Sevilen sunucuya bu mutlu gününde ekip arkadaşlarının da bir sürprizi vardı. Kenan İmirzalıoğlu içeride anons yaparken kuliste hazırlanan doğum günü pastası şarkılar eşliğinde stüdyoya geldi ve kutlama başladı. Tam yarışmayı hazırlanıyorduk, sınıyorduk ki pasta geldi. Teşekkür ederim. İnşallah hep beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu yılları beraber geçiririz sevdiklerimizle. Çok teşekkür ediyorum. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu güzel gününde biz de Dizi TV ekibi olarak doğum gününü kutlamak ve güne ait duygularını paylaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Vallahi sürpriz oldu. Ben sesli soruyu takdim ederken bir anda Happy Birthday başlayınca orada birazcık acaba sürpriz mi var diye ki öyle bir sürpriz çıktı sağ olsunlar bütün ekip. Çok güzel bir şıklık yapmışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber sağlıklı, saatli, mutlu, güzel yıllarımız olur. Hepimiz için, tüm milletimiz için, tüm insanlık için. Uzun yıllardır televizyon ve sinemada severek izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu'nun en belirgin özelliklerinden biri de hiç yaşlanmaması. Kenan Bey aynı zamanda yıllardır da ekrandasınız ve ben sizi her gördüğümde hiç yaşanmıyormuşsunuz gibi. Bu formu neye borçlusunuz? O senin güzel bakışından dolayı. Teşekkür ederim. dikkat ediyoruz tabii. Yani elimizden geldiği kadar. Çok şükür genetiğimiz de yardımcı oluyor galiba. Geçtiğimiz senelerde ilk kızını kucağına alan ve bu yıl ikinci kez baba olma heyecanını tadan Kenan İmirzalıoğlu'na hayatında nelerin değiştiğini sormak istiyoruz. Baba olmak öncelikle kendinizden önce düşünmeniz gereken bir evladınız oluyor ve yani insanın gerçekten kafasında daha öncesinde hiç açık olmayan yerler açılıyor, kalbinizde açık olmayan yerler açılıyor, çok daha merhametli, çok daha vicdanlı oluyorsunuz. Diğer insanlarla ilişkinizde de hep onu hissettiriyor. Çünkü onların da bir insan evladı olduğu daha çabuk aklınıza geliyor. Yani öncesinde de tabii ki bu bilgiler bizde vardı fakat bu sefer kalbi bir şekilde geliyor. İnsanı daha da insanlaştıran bir şey diye düşünüyorum. Bize çok iyi geliyor. Leyla'mız da o anlamda bize tabii çok iyi geldi. Allah bağışlasın, güzelliklerini göstersin diyorum. Sevgili Kenan İmirzalıoğlu, yeni yaşınız tüm güzellikleri getirsin diyerek doğum günü dileğinizi almak istiyoruz. Sağlık. Kardeşlerimin başarılı oyuncusu Berk Ali Çatal'la karakteri Tolga'yı çekiştirdik. Değişik bir algısı var yani onun. Hani her konuda güveniyor, onu bilmiyor. En çok sevdiğim şey yani. Böyle karşılıklı onunla enerjimde çok, ben kendimi çok iyi hissediyorum. Kardeşlerimin kötü çocuğu Tolga, Süsen hakkında ne düşünüyor? İlk başta geldiğinde de öyleydi yani. İlk başta geldiğinde ilk göz kırpması Süsen'e. Keyifli röportajımızı kaçırmayın. Birazdan Dizi TV'de. ATV ekranının farklı serüveni İçimizdeki Ateş geçtiğimiz perşembe akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yeni neslin sevilen oyuncularından İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan ve Demirhan Demircioğlu'nu mücadeleci genç stajyer avukatlar olarak izlediğimiz yapım yaz dizileri arasında ayrı bir tat sunuyor. Her karakterin kendi hikayesi, kendi yolculuğu var bu hikayede.
ve bilmedikleri yollara giriyorlar ve oralardan bir şekilde çıkmayı öğreniyorlar. Hepimiz bir yerde birleşiyoruz ve bu farklı hikayeler bir yerde toplanıyor. Tabii bunun sonucunda aşk ortaya çıkıyor. Sonrasında bir sürü eğlenceli şey ortaya çıkıyor. İzleyenler için söylüyorum. Bu tarafta çok renkli şeyler görecekler ve evet, Ege sayesinde de eğlenecekler diyeyim. Vale olmadığını söyleyebilirdin. Sormadın ki. Hoş, sorsam da söylemezdin ki. Söylemezdim, evet. Parayı görünce? Kibir bazen para kaybettirir küçük hanım. Seçilme ve en iyi olma mücadelesine giren dört gencin işi hiç kolay değil. Bu hem birbirleriyle hem de hayatla girdikleri zorlu bir savaş. Hepimiz hayatımızda bir sürü amaçlar ediniyoruz. Hayaller kuruyoruz, hayallerimizin peşine gitmek istiyoruz, sevdiklerimizi oraya taşımak istiyoruz. Ve bunun için bir sürü mücadeleye giriyoruz ve çoğu zaman da hep inanıyoruz, yapacağımıza inanıyoruz, bu olacak diyoruz, gidiyoruz ama ya sona yaklaşmışken ya başta ya da ortada hep bir yerde hayat bize bir engel çıkarıyor ve hiç de tahmin edemediğimiz noktalarda. Ve bizim karakterlerimiz de bu engellerle mücadele ettiğini göreceğiz. Ben artık seni de mutlu görmek istiyorum. Anne, ben mutluyum. Beni seven annem, dünyalar güzeli yeğenim. Baş belası olsa da bir abim var hayatımda, çok şükür. Daha ne isteyeyim ben? Ya bak, okulum da bitti. Avukatlık yapınca öyle sıkıntılarımız da gidecek. Her izleyen kendinden bir şeyler bulacak bizim dizimizde. Çünkü hepimizin hayatında sıkıntılar oluyor, inişli çıkışlı dönemler oluyor, aşk oluyor, mutluluk oluyor, üzüntü oluyor. Biz dizide gerçekten bunların hepsini vereceğiz. Ben gerçek, hayatın ta kendisini aslında veriyoruz. Bunu var. Şu stajım başlasaydı bir an önce. Yeni Ertan Hukuk Bürosu'ndan da haber gelmedi. En yüksek stajyer maaşını da onlar veriyor. Ne güzel olurdu şimdi. Neyse, ben bulacağım bir çaresini, sen merak etme. Yener Hukuk Bürosu'nda staj yapan avukat adaylarının mentörleri de oldukça dişli. Deneyimli avukat Tülin Tan karakteriyle izlediğimiz Ceren Benderlioğlu için projeyi çekici kılan çok özel bir detay var. 17-25 yaş aralığında hayatı tutunmak çok zordur. Kendi bağımsızlığını oluşturman gereken bir zamandır. Okulunu bitirmen, işe girmen ve kendini var etmen gereken zamandır. Hem üniversite hem de üniversiteyle birlikteki o biten süreç, işe girme ve bir şeyleri ayakta tutma süreci. Benim o dönemim gerçekten böyle bir farklıydı. Yani o hayata tutunma, çünkü gerçekten hiç kimseye ne küçük olduğumu ne de büyük olduğumu ya da hani o ara şeydir ya, geçiş süreci. O yüzden beni bu senaryo çok çekti. Yani dört gencimizin de o hayata tutunma ve hayatta bir yerlere gelme idealleri üzerine çalışmaları beni çekti diyelim. Ekip sağlam gibi. Başta hep böyle olur. Sağlam gelirler. Sonra kavga demiş, ayrılırlar. Fırat 6 ay diş bilemişti sana. Neden beni seçmedi diye. Onun kavgası kendi içinde. Ben meydanda olan insanları severim. İçimizdeki ateş sadece bir tutulma ve ayakta kalma mücadelesi değil. Merakla beklenen yapım, kırık bir aşk hikayesini de gözler önüne seriyor. Tülin ve Doğan'ın güçlü duruşlarının arkasında nasıl bir dram gizli olduğuna da şahit oluyoruz. Çok ağır bir hikayeleri var aslında. Yani atlatılamayacak derecede zor bir durumları var. Doğan'ın karakteri yüzünden ne yazık ki ilişkilerini de zedeleyebilecek duruma kadar geliyor bu durum. Epey bir sitem etti tabii önce. Aramıyormuşuz, işkolikmişiz vesaire vesaire. Uygun olduğumuzu da yemeğe bekliyor bizi. Gelinimi çok özledim dedi. Yok artık. Öyle mi dedi gerçekten? Aşk olsun. İnanmıyor musun bana? Yeterli sebebim var, inan bana. Tülin ve Doğan'ın hikayesinde kahramanlarımızı ilerleyen günlerde nelerin beklediğini bir de Ceren Benderlioğlu'na soralım. Doğan'la Tülin birbirlerini ilk gördükleri anda birbirlerine aşık olmuş bir çift. İdealleri olan, hayalleri olan, gelecek planları olan bir çift ve birbirlerine deli gibi aşıklar. Çok büyük bir kayıp vermelerine rağmen hala birbirlerini bırakamıyorlar ve bir yerden tutunmak istiyorlar birbirlerine. Hayat onlara ne getirecek bilmiyorum. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda onların da birbirlerine olan tutkularıyla, sevgileriyle alakalı bir şeyler yaşanacaktır. Tanışabildin mi mutsuz çiftimizle? Sorma. Korkunçtu. Onları da barıştırmaya çalışmadın mı? Yani denemedim dersem yalan olur. Ama boşanmak için bu kadar nedene sahip olan başka bir çiftle tanışmamıştım daha önce. Tuhaf değil mi? Oysa insan sevmek için nedene ihtiyaç duymuyor.
Vay. Bakıyorum hukuk konusundaki doktorandan sonra şimdi de ilişki profesörü kesildin başımıza. Anlaşılan içimizdeki ateşte her bölümde hikaye ve karakterleri olan yolculuğumuz daha da derinleşecek. Şu anda hayatın içinde her birimiz ne yaşıyorsak aynısını dizide de göreceğiz. Zaten hikayemiz de o. Dört tane gencimizin kendi ayaklarında durma çabalarıyla başlayan bir hikaye. Doğan'la Tülin keza bizler de aynı şekilde. Bizlerin farklı hikayeleri var. Her birinin farklı hikayeleri var gençlerimizin. Sadece onların değil anne babalarının da farklı hikaye. Çok fazla aksımız var. Aslında hayatın totalini gösterme şeklimiz de bence bu yönden iyi olacak bizim için. Tatlını bitirdiysen gidebilirsin. Ben nasıl yani? Tatlını yediysen gidebilirsin diyorum. Ne oldu? İkramlıkları yediğim için mi? Kusura bakmayın ama bu çok saçma. Beni bu sebepten eleyemezsiniz. Yok, ikramlıkları yemenle ilgili bir problem yok. Bu gayet normal, insani bir durum hatta. Ama sen kimseye sormadın. Kendini düşündün sadece. Tatlıların sayısıyla buradaki kişilerin sayısı eşit değil. İlk sınav disiplin, ikinci sınav detaylar, üçüncü ve en önemlisi ise adalet sınavı. Siz adalet sınavından kaldınız. Gidebilirsiniz. İçimizdeki Ateş Perşembe akşamı ikinci bölümüyle ATV ekranında sizlerle olacak. Kardeşlerimin dikkat çekici karakterlerinden Tolga'ya hayat veren Berkay Çatal bu hafta Dizi TV'de konuğumuz. Entrika ve oyun kurmada sınır tanımayan Tolga, anti karakter kimliğini hep korudu. Berkay Çatal'la röportajımıza Tolga yeni sezonda da eylemlerine devam edecek mi diye sorarak başlamak istiyoruz. Durduk yere hiçbir zaman bir kötülük mü desek artık ona ya da ne bileyim durduk yere bir hamle mi desek, durduk yere bir hamlesi olmadı. Daha ziyade gerçekten ona bu sebebi verenlere karşı yapmış olduğu hamleleri vardı. Şimdi de belki de onu bekliyor. Yani açıkçası ben de bilmiyorum. Benim için de bir sürü şey bazen sürpriz oluyor. Her senaryo geldiğinde böyle sayfa çeviriyorum. Bazen telefondan okurken böyle sürekli hani bakıyoruz falan. Eylemlerine devam ediyor Tolga. Ben de merak ediyorum yani ne yapacak, ne olup ne bitecek. Düşünsene, eğer Akif amca okulu satar da okulu benim babam satan alırsa bizim o fakir bebelerine yapabileceklerimizi bir düşün. Sizdeki özgüven patlamasının tam olarak sebebi ne? Yani şu anda sizin bu dört kızın bütün geleceği şu çocuğun iki dudağının arasında duruyor. Tolga oldukça renkli bir karakter ve biz onu izlerken keyif alıyoruz. Acaba Berkay Çatal sezon boyunca en çok hangi sahnelerde eğlendi? En çok sevdiğim şey yani hani Akif ve Tolga'nın sahneleri yani. O kadar keyif alarak oynuyoruz ki yani Celil abiyle beraber. Sağ olsun yani o da çok böyle karşılıklı onunla enerjimde çok ben kendimi çok iyi hissediyorum. Sonuçta bu evden bir Akif Atakul geçti mi? Geçti. Benim yatağıma uzanıp mükemmel planlarından birini düşündü mü? Düşündü. Ben idolümle birlikte vakit geçirebildim mi? Geçirdim. Arkadaşım ben senden tedirgin oluyorum ya. Vay vay vay. İdolüm gelmiş, hoş gelmiş. Yani idolüm ve ben şu anda macera dolu bir gün yaşıyoruz, farkında mısın? Sen ne diyorsun ya? Allah aşkına ne diyorsun sen? İdol. Sen her şeyin en doğrusunu ve en iyisini bilirsin. Neden? Çünkü sen benim idolümsün. İdolünüm lan! Haydi tamam idolünüm lan! Al hayrını gör tamam. Tolga için Akif Atakul bir rol model gibiydi. Akif'in Ataman Koleji hamlesinden sonra işler biraz değişti. Bakalım Akif şimdi Tolga için ne ifade ediyor? Tolga Akif'i idoli olarak görüyor, evet. Zaten sebebini geçtiğimiz bölümde açıkladı. Dedi ki yani ben senin herhangi yapacağın bir kötülüğü ortaya koyup gösterip bağıra bağıra yapma kısmına hayranım diyor yani. Biraz çocuksu yönden hayranlığı var evet ama aynı zamanda bir yönden de Akif'e karşı bir sevgisi var. Ne kumanda odası ya? Sen ne diyorsun ya? Junior psikopat. Şöyle diyorum Akif amcacığım. Ben seni hem kafa dinleyebileceğin hem de böyle düşünüp taşınabileceğin bir yere götürüyorum. Master psikopat. Ne diyorsun? İlgilenir mi diyorsun senin baban okulda? Eğer ben bahsedersem, üstüne bir de biraz abartırsam fazlasıyla ilgilenir. Abart.
Gelelim Tolga'nın kötülük ittifak cephesine. Emir'le okul sekansında yaptığı güç birliği bu iki genci gerçek arkadaş yapar mı? Gelecek günlerde araları nasıl olur merak ediyoruz. Çok derin bir altyapısı yok Emir'e olan yakınlığının. Ve Tolga hiç kimseye kolay kolay bugüne kadar güvenmemiş etmemiş bir karakter. Düşmanımın dostu dostumdur mantığı var Tolga'da ama hani açıkçası ne kadar güveniyor ve ne kadar ona her konuda güveniyor onu bilmiyor. Duyduğuma göre Suzan Hanım tutuklanmış. Karakoldaymış. Bu da işte Akif amcayla kalmak istemiyor muymuş ne? Çekmiş gitmiş kümese. Vay be. Kümese bir tavuk daha eklendi desene. Röportajımız devam ederken yapımın güzel oyuncusu Lizge Cömert kamera arkasından bize dahil oluyor. Genç oyuncunun merak ettiği şey ise Tolga'nın Süsen'e karşı hisleri. Evet anlat bakalım Süsen'le arkadaşlığı. Süsen'le arkadaşlığı şöyle. Zaten biliyorsunuz ki Süsen'e karşı hiç kötü bir şeyini görmedik biz Tolga'nın. Süsen'i seviyor bence ya. Öyle ona karşı ekstra böyle bir düşmanlığı vesairesi falan olduğunu ben çok düşünmüyorum. Zaten ilk başta geldiğinde de öyleydi yani. İlk başta geldiğinde ilk göz kırpması Süsen'e 10. bölümde geldi. Sınıfa girdi, 14. bölümde sınıfa girdi, adımını attı. İlk zaten onun yanına oturdu. O yüzden dolayı Süsen'i seviyordur herhalde ya. Kendini tanıtmak ister misin Tolga? Yok hocam. İstemem. Peki sen bilirsin. Uygun bir yere otur o zaman. Ömer'in hayatında artık zengin olan babaannesi bizim bildiğimiz ismiyle Sevgi teyze var. Ömer'in zengin birine dönüşmesi ihtimali acaba Tolga'nın hayatını nasıl etkiler? Tolga'yı ben bunun çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani Ömer'in zengin olması Tolga'yı bence etkilemez. Çünkü değişik bir algısı var yani onun. Hani oğlum diyor ben diyor seninle uğraşmaya bayılıyorum diyor yani. Hani keyif alıyor yani bundan. Senin benim evimde ne işin var lan? Geldi süper gereksiz kahraman ya. Yürü git lan hadi evine hadi. İpini koparan bizim eve geliyor arkadaş. Flash flash flash. Tolga Barçın Ataman Koleji'nin yeni sahibi oldu. Varoşlar ışık hızıyla bursları kesilerek kapının önüne kondu. Sevgili Berkali Çatal'la röportajımızdaki son sorumuz, yoğun çekim temposunda enerjisini nasıl yüksek tuttu? Sahneyi bazen kafamda oynadığım oluyor yani. Sahneyi kafamda oynuyorum yani o beni hani sahneye girmeden önce bir tık daha yükseltiyor ve hani onun enerjisiyle sahnede bulunuyorum. Bu da beni yükseltiyor diyebilirim yani. Berkali Çatal'a bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyor. Yeni sezona kadar iyi tatiller diliyoruz. Squeeze the love out of Mickey, raid the corner candy store. Get my face all chocolate sticky, it's the simple. My son. Yaz ekranının mis kokulu macerası Gül Masalı bu akşam ikinci bölümüyle ATV ekranında olacak. Gonca ve Toprağ'ın Isparta'da kesişen yollarında bakalım hayat onları nerelere götürecek. Kendisine kalan mirasla yolu Isparta'ya düşen Gonca yepyeni bir maceraya adım attı. Karaktere hayat veren Gülper Özdemir Gonca karakterini çok sevmiş. Kendi adında da Gül kelimesinin geçmesi gerçekten çok hoş bir tesadüf. Evet gerçekten güzel bir tesadüf. Erkek arkadaşımın arkadaşları aramış işte Mehmet'i ve şey demişler ya yenge kendi adına bir dizi mi çekiyor yoksa ne oluyor? Evet, güzel bir tesadüf. Kendi masalımı çekiyorum. Annemi gördüm yine rüyamda. Yine gül tarlası içindeydi. Keşke ben de görebilsem ama bak... Şimdi böyle hüzünlenme, bugün senin doğum günün çünkü. Yine sarılmak istedim ama... Tam o sıra açtım gözümü. Kavuşamadım anneme. Biraz Gonca hakkında konuşalım. Sevgili Gülper, Gonca'nın Isparta'ya gelmeden önceki hayatı hakkında ne düşünüyorsun? Yani İstanbul'da yaşıyor, bir plaza hayatı var. Aynı bizim İstanbul'da nasıl yaşadığımız gibi işte. Bir iki sevdiği arkadaşı var, babasıyla çok iyi bir şekilde anlaşıyor. Öyle mutlu, sakin bir hayatı var. O zaman başka bir planımız yoksa gideyim mi? Ya ben başıma gelecekleri bildiğim için sabahtan yapmıştım doğum günü partisini. Projemi bu kadar başarılı bir şekilde çaldığın için helal olsun sana. Tebrik ederim. Elimi sıkacak yüzüm bile yok ha.
haksız yere işten kovuldum. Ya bir düşünsene, tam işimi kaybetmişken böyle bir haber geliyor. Ya belki yeni bir umut olur bize. Toprağın yolu İtalya'dan Isparta'ya uzanıyor. Mimarlığı bitiren genç adam başka hayallerle memleketine dönüyor ve burada Gonca ile karşılaşıyor. Peki genç adamın yaşadığı şey ilk görüşte aşk mı? Bu bir evet, ilk görüşte aşk, hatta ötesi. Yani bu bence büyü gibi, sihir gibi bir şey aralarında oluşan şey. Gerçek hayatta çok nadir rastlanabileceğine inanıyorum. Bunun yalan olduğunu ya da sahte ya da gerçek hayatta olmadığını düşünmüyorum. Bu büyünün etkisi altında yaşanan bir durum var. İkisinin de bu büyüyle beraber şekillendiği ve değiştiği bir serüven bu. Teşekkür ederim. Size de zahmet verdim buraya kadar. Yok, rica ederim. Ne demek? Madem bugün gidiyorsunuz, bir daha görüşemeyiz herhalde. Evet. Çok memnun oldum. İyi yolculuklar. Ben de, sağ ol. Toprak samimi bir karakter. Tanıştığımız ilk andan itibaren izleyiciyi kendine inandırmayı başaran olduğu gibi bir adam. Biri gibi olma çabası yok. Sadece kendinde kalma gibi bir çabası var hayatta. Gördüğü insanı gülümsetmek isteyen biri. Ona her etrafında gördüğü her şeyi gülümsemeyi seven biri. Doğayı çok seviyor. Doğayı sevmekle de kalmıyor. Doğayı anlamaya çalışan biri. Etrafını dinlemeye çalışan, duyan biri. Güzel dinleyen bir adam bence Toprak. Ben de sizinleyim. Beraber çalışalım. Ali, bankaya git. Ferhat'ı bul. Benim hesabımdan parayı çek, gel iş bitişine yetiştir, tamam mı? Şımartmışsın işçileri. Sadece güven vermeye çalıştım. Acırsan acınacak hale gelirsin. Acımak ne ya? Haklarını istiyorlardı sadece, ben de verdim. Resim atölyesi. Senin için yaptım. Ne istediğinde kafanı dinleyip kaçabileceğin bir yerin olsun, değil mi? Ressam hanım. Canım abim benim, çok sağ ol. Kahramanlarımız bu macerada yalnız değil. Elbette ki duygularını bu kadar kolay yaşayamayacaklar. Toprağın İtalya'da kalan ve birinci bölümün sonunda ani bir kararla Isparta'ya dönen eski sevgilisi Ece'ye Zehra Yılmaz hayat veriyor. Hemen soralım. Ece'nin Isparta'ya gelirken aklında ne var? Birinci bölümün sonunda geliyor. Entrikasını daha sonra göreceğiz. O da beni heyecanlandırıyor. Sadece aşk için gelecek bir kız değil. Var bir amacı, hedefi gelmesi için. Sen buraları sevmezsin. Ama hoş geldin diyelim. Misafir baş tacı. Pek misafir gibi gelmedim ama. Nasıl yani? Şöyle, benim İtalya'da çalıştığım firma burada bir üreticiyle anlaştı. Artık kozmetik esansları burada üretilip ihraç edilecek. Operasyonun başında da birinin durması gerekiyordu. Isparta'yı duyunca hiç düşünmeden kabul ettim. Ece bizi de şimdiden heyecanlandırdı. Anlaşılan Zehra Yılmaz da karakterinin bu sürprizli tarafını cazip buluyor. Gizemli, bayağı gizemli. Zaten ben o Ece'nin o gizemine aşık olup böyle çok heyecanlandım okurken hikayeyi. İşte Ece'nin karakter analizini. O gizem altındaki bambaşka şeylerin çıkması beni çok heyecanlandırdı. Ben de heyecanla gelmesini bekliyorum o bölümlerin. Hem oynamak istiyorum hem sizi izleyin istiyorum. Gayet normal. Anlayışla karşılamak lazım. Toparlayacak. Canan teyze, ben hatalarımın farkında olarak döndüm. Ve aynı hataları tekrarlamaya hiç niyetim yok. Gonca Isparta'yı keşfederken yolu Toprak'la kesişiyor. Birbirlerinden etkilendikleri her hallerinden belli. Peki Gonca'nın bir aşk arayışı var mı? Hayır, öyle bir arayışı yok. Yani olmaması gerekiyor da bence zaten. Çünkü aşk yani kendiliğinden olan bir şey. Yani onun farklı bir enerjisi var. Gonca bence daha çok aile olma olgusunun peşinde. İşin aslını çözmeye çalışıyorum. Sorun nedir? Ne diyorlar yani? Annem Fatmana diye birine bırakmış her şeyi. O da bana devredecekmiş ama özel bir şartı varmış. Neymiş peki o şart? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Şimdi ben buraya taşınmazsam, 2 sene de burada kalmazsam bana hiçbir şey vermeyecek misiniz? Hayır, vermeyeceğim. Yeni duygular, yeni çatışmalar. Gonca'nın Isparta'ya gelmesi bir şeyleri değiştirecek gibi gözüküyor. Yeni gelen bir yabancı her zaman düzeni bozuyor. Gonca da bozacak düzeni. Düşmanlar olacak tabii ki. Buna karşı güçlü olacak mı, olacak? Birinci bölümden itibaren göreceğiz. Bak ben Fatma Ana.
Bana yörük Fatma da derler. Sen beni arıyormuşsun. Ya işte buldun kızım. Ha? Yok bak gitti. Sarpcan Köroğlu hikayenin çatışma yaratacak karakterlerinden Arda'ya hayat veriyor. Arda'nın Gonca'ya karşı boş olmadığı belli. Evet, Gonca'ya aşık olacak zaten ve bu ilk bölümde de bunu gördük ve ama bu işte aşk bir yerden sonra takıntı ve takıntıdan sonra bir aşık erkeğin neler yapabileceğiyle ilgili biraz sahneler izleyeceğiz. Yani benim için buraya kadar gelmiş olman inan çok değerli. Unutmayacağım bunu. Her zaman. İyi günde, kötü günde hep yanındayım. Gül Masalı bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Hikaye yavaş yavaş açılırken her yeni bölümle masal renklenecek, güzelleşecek. Bizim aksiyonumuz şu an birinci vitesteyiz diyebiliriz yani. Bu bir sürekli bir yükselen bir ivmemiz olacak bu konuda. Ama işte genel olarak dizilerin başında insanları tanıtmak, hikayeyi ilk bölümlerde seyircilere anlatmak şu an onun üstündeyiz. Ama bu 2-3-4'te bayağı bir vites artıracağız bu konuda. Kimsenin şüphesi olmasın. Gonca Hanım. Gonca Hanım. İyi misiniz? Gonca. Keyifle geçen bir dizi TV'nin daha sonuna geldik. Haftaya sürprizlerle dolu yepyeni bir dizi TV'de tekrar görüşmek üzere.